Merhaba sevgili çiçek ailem. Evime, balkon bahçeme hoş geldiniz. Hepinizin Ramazan bayramını cani gönülden, en içten duygularımla kutluyorum. Allah sağlıcakla, huzurla inşallah tekrarını nasip etsin. Zaman geçtikçe eski bayramları daha çok özlüyoruz. Fakat her şeyden önemlisi sağlık olsun. Artık telefonlar var, görüntülü görüşmeler var. Bir şekilde hasret gideriyoruz. Tek temennimiz Allah bu günlerimizi aratmasın diliyorum. Şimdi sizlere, siz çayınızı, kahvenizi alın, oturun. Bilgisayarınızın ya da televizyonunuzun karşısına her nereden izliyorsanız videolarımı. Oradan sizlerle hasret gidereceğiz. Ben sizi bahçemi gezdireceğim, balkonumu gezdireceğim. Daha sonra aşağıya bahçeye ineceğiz. Biraz uzunca bir video olabilir. Yavaş yavaş çekim yapacağım. Hızlı çekimlerden hoşlanmadığınızı biliyorum. Sindire sindire çekimi yapacağım. Beni tanımayanlar, ilk defa görenler, Instagram hesabımda olsun, minik YouTube kanalımda olsun, benim bahçem olduğunu düşünüyorlar ya da seram olduğunu düşünüyorlar. Bu kadar çiçeği nerede bakıyorsunuz diye merak edenler oldu çokça. Ben bunları tabii ki temenni olarak kabul ediyorum. İnşallah bir gün bahçeli bir evim olur ve bütün çiçeklerimi orada hepsini bir yerde topluca sizlere gösterme şansım olur. Hepsini bir yere toplayarak daha fazla bitkilere sahip olmak nasip olur inşallah. Şimdilik balkonumdan idare ediyorum. Yani sevdikten sonra bitkileri, onlarla haşır neşir olmaya başladıktan sonra her türlü kendilerine yer bulabiliyorlar bitkilerimiz. Sağdan sola doğru devam edeceğim. Burası benim mutfak penceremin önü. Gördüğünüz üzere şu anda ikindi vakti, akşam saatleri. Bu saatlerde güneş geliyor buraya. Buraya çok seviyor benim çiçeklerim. Sardunyalar olsun, sukulentleri arka taraftan buraya getiriyorum. Özellikle yanma ihtimaline karşı olan türlerimi, daha böyle çok sıcaklara hassas ve duyarlı olan bitkilerimi yaz mevsiminde, yaz sıcaklarında buraya kaçırıyorum. Burada bir tane küpeli çiçeğim var. Şu küpeli çiçeğimin güzelliğine bakar mısınız? Nasıl güzel çiçekler açtı. Güneş de tam gelmedi fakat yine de umarım ekranda güzel görünüyordur. Mor çiçekler açtı. Bunların hepsini aşağı indikten sonra dış cepheden de göstereceğim. Ceylan gözü sardunyalarımız. Burada yine bir tane daha kırmızı küpelim var. Bir taraftan çiçeklerini soluyor, çiçeklerini atıyor. Bir taraftan da tomurcukları açmaya devam ediyor. Sardunyalar. Ceylan gözü sardunyalarımız beyazı. Bunu birlikte ekimini yapmıştık. Videosu var. Kırmızı sardunyamız. Yine burada grenoviyaları da buraya kaçırdım ve sulamıyorum artık. Sulamayı azalttım. Yavaş yavaş uyku dönemine geçiş yapıyorlar. Burada bir tane yeni aldığımız beyaz çok güzel çiçekleri olan yine çok güzel bir bitkimiz var. Aynı şekilde bunları da atlamayayım. Bunlar sedef çiçeği tohumları. Son videoda sanırım 2 hafta önce ya da 3 hafta mı oluyor hatırlamıyorum tam olarak çekimini yapıp videoyu eklemiştik. Burada yine ateş dikeni var. Köpek elması ya da tavşan elması diye bilinen kırmızı kırmızı meyveleri olan ateş dikeni bonsai yapımı oldu. Bunların hepsini ayrı ayrı çekimlerini ilerleyen zamanda sizlerle paylaşacağım. Özel olarak çekimler olacak her biri konu olarak. Yine mercan köşkümüz yakında çiçek açacak. Ondan da 2 tane var. Susuzluğa hiç dayanıklı değil. Her gün suluyorum neredeyse. Aynı şekilde küpe çiçekleri de susuzluğa hiç dayanıklı değil. Onları da her gün suluyorum. Çiçeklerini dökmeye başladılar yavaştan. Burada beyaz küpeli var. Şu beyaz küpelimi göstereyim. Gelin gibi bakar mısınız? Ne kadar güzel çiçekler açtı. Çok seviyorum sultan küpelilerini. Bir tane de uzunca dalı var. Onda da çiçekler var. Tomurcukları gelmeye devam ediyor. Çiçeklerini attıktan sonra şu yeşil olan kısımlar kuruduktan sonra tohum oluşabiliyor.
yeri olanlar belki tohum elde ediyorlardır bunlardan. Hem çayınızı kahvenizi yudumlayın, hem beni izleyin, hem de sohbetime katılırsanız çok memnun olurum. Kırmızı sardunyalar. Sardunyalarımız hep açtı. Bu kum kat. O da yaz mevsiminde çok güzel çiçekler açıyor. Meyvelerini de topladık. Geçen sene meyveleri verdi. Itır çiçeğimiz mis kokulu. O da çiçek açtı. Beyaz kalanşomuz, kırmızı kalanşomuz. Burası mutfak penceremin önü. Şöyle devam ediyor. Bayağı geniş bir pencerem var. Birinci katta olduğum için şanslıyım. Yukarıya da çatı yaptırdım bu şekilde. Çünkü çok fazla güvercinler var. Üst komşuların pencerelerine güvercinler konuyorlar. Onlar da ekmek bulgur koyuyorlar pencerelere. Benim çiçeklerimin üstüne düşürüyor güvercinler de. Ne yapsın hayvancıklar karınlarını doyurmak derdinde. Ondan sonra da pisletiyorlardı çiçeklerimi. Bayağı sıkıntı çekmiştim bir ara. Yenice kapattım oraya, iyi oldu, rahatlamış oldum. Burada bir tane çiçekte olan çok güzel sukulentimiz var. Evet, mutfağıma doğru giriş yapacağım şimdi. Menekşelerimi göstereyim. Ondan sonra ilerleyeceğiz. Menekşelerim ikinci kez tomurcağa durdular. Menekşelerle ilgili de ayrı özel bir çekim gerçekleştireceğiz. Hep tomurcukta şu anda bunlar. Beyaz menekşem özel bir tür. Yaklaşık 2 yıl oldu ben bu menekşeyi alalı. İlk defa çiçek verdi. İlk defa çiçek açıyor. Şöyle pencereyi kapatayım. Bu mor menekşemi de komşum getirdi geçenlerde. Daha henüz adapte olmadı yerine. Fakat kısa zamanda adapte olacak diye düşünüyorum. Menekşe çekiminde bunları ayrı ayrı tekrardan göstereceğim sizlere. O zamana kadar da bu tomurcuklar hep açmış olacak. Evet, mutfak penceremden ilerliyorum. Balkona doğru çıkacağım şimdi. Evet, balkona çıktık. Sağdan sola doğru ilerliyorum. Burada maviş çiçeğim var. Maviş çiçeğim bir ay sonra açmaya başlayacak. Henüz açmadı. Mis kokulu karanfiller. Yine karanfillerle ilgili video çekmiştik. Tomurcuklanmaya devam ediyorlar. Çiçeklerini açıp kuruttuğu çiçeklerini temizliyoruz. Temizledikçe yeni tomurcuklar gelmeye devam ediyor. Burada bir tane çam bonsai var eşimin. Bonsailerin meraklı. İnşallah biraz daha tecrübe edindikten sonra bonsai konusunda onları da sizlere paylaşacağız. Rizomlar görünmeye başladı. Acemenes rizomları. Şurada bu peynir kutularının içine rizomlar atmıştım. Acemenes rizomları. Bunlar da yeni başladılar çıkmaya. Haziran ayında açıyorlar. Mayıs sonunda Haziran ayında açmaya başlıyorlar. Bunlar sedef çiçekleri. Güneşten biraz yapraklarını, kulaklarını büktüler. Su istiyorlar. Tabii bu sıcakta sulamıyorum. Akşam saat 7'den sonra, saat 8'den sonra sulama yapacağım. Güneş gittikten sonra. Burada yine tespih çiçeğimiz var. Burada bir tane büyük saksıda kırmızı sardunyam var. Sakız sardunya. O kadar güzel çiçek açtı. Her dalından 5-6 tane tomurcuğu var. Bir sürü çiçekleri var. Çok seviyorum kırmızı renk sardunyaları. Kırmızı olan her şeyi seviyorum. Ve mor renge bayılıyorum. Sakız sardunyalar. Burada yine birlikte dikimlerini gerçekleştirdiğimiz sardunyalarımız var. Sakız sardunyalar. Bunların hepsi filizlendi. Hepsi tomurcuklanmaya başladı. Çiçek açıyorlar. Bu pembe açtı. Şöyle tomurcuklarını göstereyim. Taze taze dallar oluşmaya başladı. Burada bir tane pıtırcık sedum atmışım. Ciğer kalançomuzu doğradım. Büyük anaç bitkiydi. O yüzden alt yaprakları biraz şu anda köklenme aşamasında olduğu için
Aşağıya doğru yapraklarını büktü. Fakat sanırım köklenmiş olması lazım. Yaklaşık bir ay oldu. Sadece bir defa sulama yaptım. Buradan çıkartacağım bunları. Burada yine bir tane grasulamız var, çiçekli. Önceki videolarda göstermiştim bu grasulamı. Çok bereketli bir çiçek. Çiçeklerini kurutmaya başladı artık yavaştan. Şurada aşağıda az kalsın atlıyordum. Şu güzelliği göstermem lazım sizlere. Bakar mısınız? Paskalya çiçeğimin rengine. Kıpkırmızı. Çok güzel çiçek açtı. Oldukça fazla tomurcukları var. Neredeyse her dalından tomurcukları açmaya devam ediyor. Bir daldan 3 tane tomurcuk. Allah'ım nasıl güzeller. Bunun çok rengi var. Beyaz rengi var. Bende yok tabii ama satılıyor. Beyaz rengini, sarı rengini sahip olmak istediğim renkler. Çok güzel çiçek açtı. Tam da bu mevsim paskalya çiçeği mevsimi. Vardır belki elinizde, evinizde ya da alacaksınızdır. Çok güzel çiçek açar bu mevsim. Şöyle üst kattan doğru devam ediyorum. Yine burada pıtırcık sedumlarım. Yaz sıcaklarında sukulentlerimi kaçırdığım bölüm burası. Demirlerin üstünde hep beyaz saksılarımı koyuyorum. Güzel duruyorlar, iyi duruyorlar. Fazla rüzgar da almıyor burası. Pembe sardunya. Hep çiçeklendi, hep tomurcukta. Yalnız rüzgarda, aşırı derecede rüzgar estiği zaman çiçeklerini hemen döküyor sardunyalar. Ama yapacak bir şey yok. Açtıklarında tadını çıkaralım, yeterli. Bu sukulentim de biraz daha az güneş gördüğü için işte sadece akşam saatlerinde burada güneş görüyor. Normalde kızaran bir tür. Bunun da videosu var. Paylaşacağım çok yakında. Bakımı ile ilgili bir videomuz var. Kalanşolar böyle devam ediyor. Uzunca L şeklinde balkonum. Sardunya tomurcukları. Afra çiçeğimizin renklisi. Portulakarya afra yeşim ağacı bitkisi. Video çekimimiz yok. Onunla ilgili de çok yakında hem bonsai şeklini nasıl verdiğimizi hem budamasını hem bakım bilgileri olacak. Yine bir sinesio türümüz. Bu da çok sıcakları sevmeyen bir bitki. Aynı şekilde tespih çiçeklerimi de buraya aldım. Tam bu saatlerde güneş görüyorlar. Aşırı güneşte gelişemiyorlar. En uygun yer burası benim evimde. Beyaz saksılarda. Şurada yine tespih çiçekleri. Büyük bir tane saksımda vardı tespih çiçeği. Onu yeniledim. Yenilendikçe daha güzel oluyorlar. Yine burada kırmızı sardunyamız. Bunun yanında biraz soluklanalım. Bunlar hep sizinle birlikte çekimini yaptığımız sardunya bakımında, sardunya budama videosunda çekimini yaptığımız bitkiler. Çok kısa bir zamanda hepsi geliştiler ve hepsi tomurcuk attılar. Hiçbir besin vermiyorum. Sadece solucan gübresi var toprağında sardunyalarımın. Başka hiçbir besine ihtiyacı yok bitkilerimizin. Evet, kalanşoya geldik. Kırmızı açan kalanşomuz, bunun içinde bir tane de sarı açan varmış. Sarı açan kalanşomuz. Kalanşolarla ilgili canlarım, sizler için özel bir video çekimim olacak. Eğer varsa yaşadığınız problemler kalanşolarla ilgili, bütün bitkilerle ilgili problemlerinizi soru olarak yorumda bırakırsanız ona göre çekimlerde onları cevaplamış oluruz. Videoların altında da zaten yorumlarda bırakabiliyorsunuz. Her yoruma dönüş yapıyorum. Beyaz kalanşom. Özel bir çekim yapacağım beyaz kalanşomla ilgili. Hem diğer
çiçek açan kalanşolarla ilgili. Çiçeklendikten sonra bunları nerede nasıl muhafaza etmemiz gerektiği ile ilgili özel bir çekim yapacağım. Siz yine de kalanşolarla ilgili yaşadığınız sıkıntılar, sorunlar varsa mutlaka belirtin ki daha iyi olur benim için. Soru cevap şeklinde bir video oluşmuş olur. Aynı şekilde hatırlar mısınız bilmiyorum. Canım takipçilerim hatırlarlar çoğu. Daha baştan beri minik kanalımı takip edenler. Bu turuncu kalanşum ikinci kez çiçeklendi. Bunu Kasım sonunda çekim yapmıştım. Kanalımı ilk açtığım zamanlar o heyecanla, titrek sesimle ve uzunca bir video olmuştu. Köklerini tamamen arındırmıştık. Video çekiminde tekrar anlatacağım bunu sizlere. İkinci kez çiçek açtı. İlk açtığı çiçeklerini kuruttu. Onların hepsini budadım. Budadıktan sonra ikinci kez çiçeklendi şu anda. Sarı açan kalanşomuz. Şu anda kalanşoların açma mevsimi. Yine sardunyalar. Echeveria acaulis'imiz. Burada bir tane pembe sardunyam var. Çiçeklerden neredeyse yaprakları görünmüyor. Kuruyan yaprakları var. Onları temizleyeceğiz. En kısa zamanda inşallah. Yine ıtır çiçeğimiz. Burada yıldız sardunyam var. O da çiçek açtı. Yaprakları çok güzel. Yapraklarını seviyorum ben bu sardunyanın. Çiçekleri de güzel. Fakat yaprakları daha hoş. Daha böyle albenisi olan bir tür. Çok sevdiğimiz gül sardunyamız pembe renk açacak. Sanırım çok nazlı. Açsam mı açmasam mı diye düşünmekte. Bu da beyaz pembeli açacak. Sanırım kenarları pembe kontürlü. Bangkoklumuz ve bu masamın üstünde. Burası benim çalışma alanım. Genelde bazı işlerimi burada yapıyorum. Bebeklerim de şu anda güneşleniyor, bebek sukulentlerim. Şu tatlılıklara Allah'ım nasıl güzeller. Graptotitibans var. Değişik değişik türler var. Burada. Bu bebekler de Echeveria acaulis'in yaprakları. Yaklaşık bir ay oldu. Bir aylık bebişler bunlar. Yine bir tane bardakta mangkoklumuz. Yolcu edeceğim bunu. Pazartesi günü. Buradaki sedum çiçek açmıştı. Çiçeklerini artık yavaş yavaş kurutuyor. Bu çiçeklerini kopartarak kuru çiçeklerini temizleyeceğim. Ki bitki artık kendine gücünü harcasın. Yine bir tane bangkoklumuz var burada. Bunu hatırlarsınız. Bu toprak saksıya ekimini yapmıştık. Bangkoklu videomuzda. Doldurdu tamamen yüzeyi. Ve aşağı doğru sarkmaya başladı bu çocuk. Çok güzel oldu. Çok güzel yeşerdi. Sedum sieboldi. Şöyle göstereyim. İki saksım. Sedum sieboldim var. Sedum sieboldi'yi hatırlarsınız. Bunu da çekimini yapmıştık ilk zamanlarda. Şu anda onun yeşerme zamanı ve sonbaharla birlikte çiçeklenmeye başlayacak. Pembe telgraf. Pembe telgrafımız da çiçek açtı. Şuraya yukarı alayım. Daha rahat görünsün. Şöyle. Çok güzel çiçeklendi. Boya biraz uzadı. Güneş gören, tam güneş gören yerde değildi çünkü. Çiçekleri bittikten sonra, kuruduktan sonra biraz keseceğim ben bunu. Budama yapacağım. Budadığımız her yerden yeniden filizleniyor. Buradan mesela kesmişim bir tane dal. Yeni filiz çıkartmış. Şu anda çiçeklenme dönemi olduğu için hiç ellemiyorum. Bu şekilde açmaya devam edecek. Burada bir grasulamız, sinesiyomuz, yine gül sukulentlerimiz var.
Yerde bir tane uzunca kalanşomuz var. Daha çok güneş isteyen. Ve yine Bangkoklumuz şöyle sola doğru yavaş yavaş gidiyorum. Bunlarla ilgili varsa sorularınız yoruma bırakabilirsiniz canlar. Bir tane aranjman yapmışım burada toprak saksıda. Gelişimleri çok güzel. İşte bu demirlerin üstünden aşırı rüzgar estiğinde aşağıya düşmüştü bitkilerim. Neyse ki kurtardık. Olabiliyor böyle kazalar. Burada bir tane sukulentimiz var. Renkleniyor. Yine dış tarafta askıda olanlar var. Saksılarım. Karpuz çine esiyor. Bu şekilde askılı saksılar benim için daha kullanışlı oluyor yer bakımından. Hem boş yerleri doldurmuş oluyorum. Boşlukları doldurmuş oluyorum. Hem içeride fazla yer kaplamıyorlar. Hepsi açık hava bitkileri olduğundan dolayı daha kullanışlı oluyor. Burada yine sepette bitkilerim var. Ve raflar. Bu raflarım 2 gün önce sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok ağırlık yaptı zannedersem bir sulamadan sonra. Şu 4 katlı raf sağ tarafı komple aşağıya indi. Yeni de sulamıştım. Sanırım nazarım değdi. Bitkilerim ne kadar güzel oldular diye kendi kendime söyleniyordum ki gümbürt aşağıya indi raflar. Neyse ki toparladım. Her şeyde bir hayır var. Sağlık olsun. Allah'tan altında değildim rafın. Çünkü altına girmek zorunda kalıyorum bazen dış tarafı sulayabilmem için. Şöyle devam edeyim ben. Öyle bir macera geçti benim başımdan. Şöyle 4 katlı bir raf bu. Eşim yapmıştı. Bir de şurada budamasını yaptığımız Grassula ovatalar ve şirek kulakları var. Bunları bonsai yaptığımız Grassula'lar vardı. Oradan almıştık bu çelikleri. Bunlar hep köklendiler ve büyümeye devam ediyorlar şu anda. Bunlarla ilgili de özel bir çekim gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda geçenlerde çektiğim bir kazazede ürünlerimiz vardı, bitkilerimiz vardı. Onlar da çok şükür ki toparlamaya başladılar. Şöyle mesela dikimini gerçekleştirdiğimiz bir tanesi vardı. Yine şu uzun boylu. Çok şükür toparlıyorlar. Yani başa gelen çekilir maalesef ki. Yapacak bir şey yok. Allah beter kazalar vermesin. Hepsi toparlıyorlar sağlık olduktan sonra. Biraz yorucu oluyor tabii bizim için. Ama çok bitkimiz varsa Allah şifa versin. Ambulanslar çok geçiyor buradan. Ana yol üstündeyiz. Bu para çiçeklerimi de buraya kaçırdım. Çok güneşten hoşlanmıyorlar yanmamaları için. Birdenbire yaz geldi. Birdenbire sıcaklar bastı. Şöyle dış tarafta. Burayı çok rahat gösteremiyorum. Fakat aşağı indikten sonra tekrardan bakacağız onlara. Echeveria eleganslar var orada bir saksıda. 4 tane büyük rozet var. Çok güzel oldular. Pamurcuklanmaya başladılar. Elegansı çok seviyorum ben. Mavimsi, yeşilimsi bir rengi var. Burada yine Anacanceros var. O da tomurcukta. Çok güzel çiçekler açıyor. Bunun da tohumunu ekmiştik. İlk başlarda takipçiler hatırlıyordur. Yine burada bir tane bitkim var. Güneşi seven. O da tomurcuk yapmış. Bütün bitkiler şu anda tomurcukta. Burada bir tane dev Redivivus var. O da tomurcukta. Grassula'm. Şu çiçeğim de çok güzel çiçek açtı ama çiçeklerin çok çabuk kurutuyor. Daha dün bu kuru tomurcuklar hep çiçekti. Çok hızlı kurutuyor. Burada
Enyumumuz. Yine Bangkoklu bebekler. Çok güzel bir tane ayeniyumumuz var burada. Canım Can Esercim'den gelmişti. Tek rozetti. Bir sürü rozetleri oluştu. Hala daha rozetleri gelmeye devam ediyor. Çok seviyorum kendisini. Bangkoklularımız yine. Burada bir tane uzunca saksım var. Bir türlü zaman bulup da ele alıp da bunları ayıramadım. Her iki tarafta sedumlar var. Orta kısımda da sedum glavatum var. Onu almak istiyorum oradan. Ha, yine de tütübans çiçek açmış. Tütübansın çiçeğini göstermek istiyorum. Tütübansın çiçeği. Sarı sarı, çok tatlı. İşte bunları buradan kurtarmam lazım. Sedum glavatum, o da çiçek açmış. Her iki tarafta sedum var. Bakalım ne zaman vakit bulup da bunları ayıracağım. Sukulentlerimiz hep çiçekte. Böyle uzun uzadıya, boydan boya şöyle devam ediyor bu balkonum. Şimdi diğer küçük balkonuma geçiş yapacağım. Orada da kaktüslerim var. Orası sabah güneşi daha çok aldığı için kaktüslerim çoğu orada. Şurada sadece pencere önünde birkaç tane kaktüsüm var. Onları da hemen geçelim hızlıca. Burada tesbih çiçeği. Bu kaktüslerim burada. Şu yılların unuttuğum kaktüsüm. Sanırım 25 yıldan beri benimle birlikte. Tavşanlar kulaklarını göstermeye başladı. Diğer balkona geçiş yaparken şurada hoya çiçeğimize de bakalım. Bu Grassula Springtime. Bunu da budama yapacağım. Güneşteydi. Güneşten kaçırdım. Bunu da videom yok. Bakım videosu. Onunla ilgili de varsa sorularınız, yaşadığınız sıkıntılar yazarsanız çok memnun olurum. Bu şekilde soru cevap şeklinde olunca daha kolay oluyor bizim için. Çünkü sizlerin hangi konularda sorun yaşadığınızı bilmemiz bizim açımızdan hem video içeriğimizin daha etkili, daha kaliteli olmasından çok iyi oluyor. O yüzden varsa sorularınız, sıkıntılarınız paylaşın bizimle lütfen. Bu hoya çiçeğim 5 yıllık. Yaklaşık 1 metre civarındaydı bana geldiğinde. Hemen aynı yıl zaten çiçek açtı. Hep bu köşede duruyor. Öğleden sonra saatlerinde, akşam saatlerinde sadece güneş alıyor. Ve bu bölümü çok seviyor. Çiçek açtıktan sonra bununla ilgili de sizlere çekim yapalım. Böyle tavandan bir tane ip uzattım. U şeklinde bambu çubukları almıştım. Fakat başarılı olamadım. Yukarıya doğru uzamak istediğinden dolayı zaten bir tane ip gerdikten sonra tavana doğru o kendi yolunu buluyor zaten. Diğer arkadaşlarının dallarını sarılarak yukarıya doğru gidiyor. En az güneş gören yer olduğu için, yakıcı güneş olmayan yer olduğu için burası. Burada hovartya türlerim var genelde. Hovartya köşemiz burası. Yine hoya yaprak vermeye başladı. Kurdele çiçeğimiz. Ve küçük balkona gidiyoruz. Küçük balkona geldik. Burası kaktüs balkonum benim. Çoğunlukta kaktüslerin olduğu balkon. Çok fazla kaktüslerim yok. Fakat olanları bana yetiyor genelde. Daha böyle özel türler. Daha böyle çiçek açanlar var genelde. Bu benim kazazedem. Maalesef ki düşürdüm bunu. Çok güzel dallar yapmıştı. Düştü, kırıldı. Ve az önceki gösterdiğim ayanyum kırmızılar vardı diğer balkonda. Oraya ekmiştim, onlar köklendi. Buradan da her yerden yavrular verdi. İşte ne diyoruz? Vardır bir hayır diyoruz her kazada. Kalp kalbe karşı çiçeğimiz burada büyümeye devam ediyor. Burada yine raflarım var. Bazen kaktüslerimi koyuyorum. Kalp kalbe karşı çiçeğim burayı çok seviyor. Kaktüsümüz çiçekte. Bu kaktüsümüz de tomurcukta hep. Kaktüsler. Şöyle.
Yine burada bir tane tepsim var yapraklarla. Lovely Rose yaprakları atmışım oraya. Kalanşomuz. Ay, grasulamız, kalanşo demişim, özür dilerim. Burada yine kaktüslerimiz. Bu kaktüslerimi tanıyorsunuz, biliyorsunuz daha önceki videolardan. Bunun da askısını kopardım. Farkında olmadan kırıldı, çat diye elimde kaldı ve buraya aldım. Burada bir tane minik kaktüs aranjmanım var. Kaç senede büyürler? Allah bilir artık. Yavaş yavaş büyüsünler. Buraya da bir tane. Kalp kalbe karşı ekmiştim. Onlar da büyümeye başladılar. Kendilerini göstermeye başladılar. Bu balkonumu çok seviyor. Kalp kalbe karşı çiçeğim. Yani çiçeklerimiz nerede? Hangi konumda yaşamayı seviyorlarsa, hangi konumda gelişiyorlarsa oraya alıyorum ben. En güzel bölüm kaktüsler için, en güzel köşem burası. Dış taraf var yine. Dışarıda yine sukulentler var. Onları dışarıdan göstermem daha iyi olacak, daha uygun olacak. Dış cepheden. Yine burada ekimini yaptığımız sedumlar. Şurada yeni aldığım, sahip olduğum Lovely Rose'lar. Alt yapraklarını istemsiz olarak düştü. Alt yaprakları kargoda da biraz zedelenmişti. Bazıları kurudu. Bunları biraz toprağına adapte olduktan sonra keseceğim. Bilmiyorum ne olacak. Umarım kestiğim yerden, çok uzamasını istemiyorum çünkü. Kestiğim yerden yavru verir mi? İlk defa tecrübe edeceğim. Yine burada devam ediyor. Ve bu şekilde şuradaki bankokluları da gösterelim. Burada bir tane daha Lovely Rose'umuz var. Daha önceden aldığım suyonum var. Şunu almak istedim ki gösterebileyim ama ışık maalesef orada tam verimli olmadığı için buraya gösteremedim. Şimdi bahçeye ineceğiz. Buradan bahçeye geçiyoruz. Hemen masamın üstündeki menekşeleri hızlıca göstereyim. Burası benim salonumun olduğu masam. Burada menekşelerim var. Bunlar yeni aldıklarım. Orkideler var. Çok minik minyatür A101'den almıştım. Bunların da saksılarını, topraklarını değiştireceğim. Bir tanesi gelin kızımın, bir tanesi benim. Burada menekşem. Biraz laboratuvar gibi burası. Bu menekşelerle ilgili özel olarak bir video oluşturacağım. Lütfen sıkıntı yaşadığınız sorunlarınızı yazın. Şöyle hemen bu videonun içeriğinde göstermek istedim. Çok güzel çiçek açtı.